Sevgili dostlar, şimdi bir çakıldak fındık ocağında sisli, dumanlı, puslu bir havada önce dip temizliği sonra da dal kesim yapacağız. Öncelikle daha önce de bahsettiğim gibi burada dikim çok sık yapılmış. Biz de yer yer bu sene ocak kaldırdık. Bu da ocak kaldırdığımız bir yer, geniş alan. Buraya fındık kapsülü serdik. Bir sene burada bekleyecek. Ondan sonra ocaklara doğal gübre olacak. Öncelikle bu ocağın dip temizliğini yapacağız. Dip temizliğinde de yeteri kadar zaten dalımız var. Neredeyse hiçbir yeni fidan bırakmayacağız. Şimdi dip temizliğini yapıyorum. Akabinde dal kesimi yapacağız. Evet dostlar. Dip temizliğini yaptık. Mümkün olduğunca dipten almaya, toprağa yakın yerden almaya çalıştık. Birkaç tane fazla bıraktık. Onu da videoda size göstermek için. Şimdi bakın sevgili dostlar. Şimdi bu dallar 3 ya da 4 yıllık. Yani burada çakıldak fındıkları, fındık dalı çok çabuk yetişiyor. Biz de atalar dedeler dediğim gibi sık bırakmış ama sık bırakılması bizim suçumuz değil. Fakat hala öyle devam etmesi bizim suçumuz. Çünkü fındıkta, fındığa bakarsan bağ oluyor. Bakmazsan dağ oluyor tabiri caizse. Bir ikincisi de eğer düzgün budama bakım yapmazsak şansa fındık almış oluruz. Bakın normal bir fındık dalından başına bir iş gelmediği sürece, bir hastalık kapmadığı sürece 20-25 yıl verim almamız lazım. Bu 3-4 yıllık bir dal. Şimdi bu olduğu için bu ışkınları benim bırakmama gerek yok. Niye yok? Hemen onları dibinden alıyorum. Tabii telefonu tuttuğum için biraz zor oluyor. Bunu da alıyorum. Şimdi bakın burada bir tane yeni fidan var. Ben bunu alıyorum. Çünkü ocağın hem ortasında hem zaten kenarlarında var. Bakın ocak rahatladı. Şimdi peki bitti mi? Bitmedi daha. Bunu aldıktan sonra sevgili dostlar bakın bu dalda herhangi bir hastalık yok. O yüzden bu fidanın, bu yeni taze ışkının burada kalmasına gerek yok. Telefon yapınca tabii zorlanıyoruz. Normalde bu ışkının bunu bir çekişte alması lazım. Evet, onu da aldık. Şimdi ocağa şöyle genel bir bakıyoruz. Hala sıklık devam ediyor. Ne yapacağız? Almamız gereken dalları alacağız. Öncelikle ocağın ortasında hiçbir dal bırakmayacağız. Eğer yön veremiyorsak. Bakın sadece dal kesmekle bitmiyor. Daha önceki videoda da anlattığım gibi, anlatmamış da olabilirim. Dalda budama yapmazsak dallar bakın 3 metre 4 metre gitmişler. Boyuna doğru gitmişler. Sıklıktan da güneşi görmek için gökyüzüne doğru uçmuşlar. Bakın kaç metreden sonra, benim boyum 1.70, yaklaşık 1.70 2 metreden sonra ürün vermeye başlamış. Bunun için ne yapmamız lazım? Uç budama ve dalda budama yapmamız lazım. Aksi takdirde eğer bahçemizde biraz da sıksa hep dallar bu şekil boyuna gider. Dalda budamayı da bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Şimdi ocağın içine geliyoruz. Aynı şekilde bakın ocağın ortasında güzel bir dal boyuna gitmiş. Ama görüyorsunuz ocağın ortasında, ocağın güneş almasını engelliyor. Biz bu dalı hemen kesiyoruz. Neyle kesiyoruz? Bahçemize girebi ve orak sokmuyoruz arkadaşlar. Eğer soktuğumuzda yüksek kesim olur ve aynı zamanda tortu bırakır. Bu şekilde yaptığımızda daha toprağa yakın, daha da yakın kesersek arkadaşlar buradan su almaz. Daha önce de bahsettim. Alttan çürüme yapar ve tamamen doğaya karışır. Eğer orakla ya da herhangi bir şeyle daha tırtıl bırakarak, kötü bir şekilde düz, hafif eğim vererek düzgün kesmezsek üstten çürüme yapar. Ocağın içinde
her böceklenme yapar ve hastalık yapar. Bunu daha düzgün alabiliriz. Görüyorsunuz arkadaşlar, elimdeki çok güzel kesiyor. Telefon olduğu için biraz daha uzun sürüyor tabii. Evet, bitti mi? Hayır, devam ediyoruz. Başka, bakın burada hafif bir boşluk var üstü. Buraya bir dal alabiliriz. O yüzden bu fidanı bırakıyoruz. Şunu da alabiliriz çünkü ocağımızı genişliğe doğru bırakmıyoruz. Bakın daha önce kesilmiş bir fındık dalı. Ama bakın görüyorsunuz yüksek kesilmiş. Hem ocakta çürüme yapmış. Bakın üstten çürüme yapmış. Aynı zamanda şu dalı çektiğimiz zaman o dal bu dalı yaralıyor. Dolayısıyla onları da alıyoruz. Ocağın içinde yüksek hiçbir şey bırakmıyoruz. Ocağın içini açıyoruz. Dallarımız gayet güzel bir şekilde ocak açıldı. Ocağın etrafında sıklığı da biraz almıştık. Böylelikle güzel bir şekilde dal kesimini yapmış olduk. Dediğim gibi dal kesimiyle işimiz bitmiyor. Dalda uç budama yapacağız. Eğer uç budama yaptığımız zaman şu 2 metrelik kısımda, fındık olmayan kısımda, burada patlamalar yapıp yeni sürgünleri 70-80 santimden itibaren dalı baştan uca doğru fındık olmuş şekilde olacak. Evet. Şimdilik tarihlerimiz 4 Kasım 2020. Güzel bir şekilde dalda budamayı yaptık. Kaç dalımız oldu sevgili dostlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalımız oldu. Niye fazla bırakıyoruz? Burada biraz kış ayı sert geçiyor. Donma vesaire olduğu için biraz fazla bırakıyoruz.